Merhaba sevgili anne. Bugün daha önce yaptığımız sade greten, karnabahar greteni sebzeli yapacağız. Soğan, bir yeşil biber, buzluktan kapya biber, brokoli ekleyeceğim bu sefer. Burada gördüğün gibi kırmızı toz biber, bir çay kaşığı, zeytinyağım, 2 yemek kaşığı, ev yoğurdum, 1,5 su bardağı, yarım su bardağı da pişmesi için su, tuz ekleyeceğim. Bir önceki malzemelere ek olarak bir su bardağı rendelenmiş, ince rendelenmiş kaşar peyniri ve bir tane yumurtam var. Yumurta alerjisi olan bebeğiniz varsa kullanmayabilirsiniz. Bu tarifi sadece yumurtanın sarısıyla yaparsanız 8 aydan itibaren de verebiliyorsunuz bebeğinize. Şimdi ben çalıştırdım o havalandırmayı ve brokoli ve karnabaharları ekledim. Haşlanıyorlar. Onlara bakalım. Evet sevgili anne, son malzememiz de bir kaşık un olacak. Bunu da unutmayalım. Evet, brokoli ve karnabaharları sadece suda 15 dakika haşlayacağım. 2 dakikası geçti bile şu an. 15 dakika haşlıyorum çünkü uçları sert kalıyor pişince. Fırında tam pişmiyor. Uçlarını mümkün olduğunca almaya çalışıyorum. Yine fırında pişince kuruduğu için sertleşebiliyor. Şimdi 13-12 dakika daha pişecekler. Süzeceğim, ılayacağım. Soğanlarını, biberlerini doğrayıp sosunu ekleyip bir 25-30 dakikada fırına vereceğiz. Evet, şimdi haşlanmaya devam etsin. Bu arada ufak bir not eklemek istiyorum sevgili anne. Ben brokoli ve karnabaharları, biberi güzelce yıkadım ve sonra karbonatlı suda beklettim. Bütün sebzeleri artık yaklaşık 2 yıldır karbonatlı suda bekletip öyle tekrar yıkayıp haşlıyorum. Bunun sebebi de şuymuş. Çok fazla tarım ilacı kullanılıyor verim almak için, biliyorsun. Çok fazla tarım ilacı kullanılıyor şu an günümüzde verim almak için. Bu tarım ilaçları bitkilerin dış çeperlerine, hatta içine nüfuz ediyor. Bunu sirkeli, asidik bir çözeltide yıkadığında tarım ilacının etkisinin kat ve kat arttığını, 10 katına kadar arttığını okudum bir makalede. Ve bu kanser riskini arttırıyormuş. Soda, yani bizim deyimimizle kalsiyum karbonat soda ya da bizim işte kabartma tozu olarak kullandığımız karbonat, onda bekletmek daha doğruymuş. Ve yaklaşık bir tepeleme çay kaşığı karbonat ekliyorum suya. Şöyle de göstereyim. Şu benim yıkama kabım. Bayağı büyük bir kap. Buna ve suya ekliyorum. Biraz böyle çözdürüyorum. Ondan sonra sebzelere ekliyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekletiyorum. Yani yarım saat de bekletebilirsiniz ama meyveleri o kadar bekletmiyorum. Bu şekilde veriyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Özellikle bebekler için. Lütfen sebze ve meyvelerini karbonatlı suda yıkayın. Sirkeli suda yıkamayın. İsterseniz karbonatlı suda bekledikten sonra bir daha sirkeli suda bekletebilirsiniz. Ama çok uzun oluyor ve besin değerlerini de azaltan bir şey. Hani mümkün olduğunca organik kullanmaya çalışmak lazım ama her zaman çocuklu insan hani organiğe ulaşamayabiliyor, hem maliyet olarak hem ulaşım olarak. Ama mümkün olduğunca tabii alırken nereden geldiğine, nasıl bir yöntemle üretildiğine, ilaç kullanıp kullanılmadığına çok dikkat ediyorum. Özellikle büyük marketlerden alışveriş yaparken bunları soruyorum. Size de bu şekilde hani nereden gelmiş, ne ilacı kullanılmış, iyi tarım uygulaması mı? Bunların hepsini sorgulayın. Çünkü siz talep etmedikçe kimse size bunu sunmayacak. Çünkü öbür türlü daha ucuz, daha kolay, daha fazla ürün alıyor ama toprak daha fazla kirleniyor. Bu çevre konusunda çok dertliyim. Evet, şimdi yemeğimize devam edelim. Evet, yemek yapmaya başlayalım. Yumurtamızı kırdık. Hemen yoğurdumuzu ekliyorum. 1,5 su bardağı ev yoğurdu. Ekliyorum. Çok az daha. Tepeleme olacağı için çok az daha. Evet. Önce bu üçlüyü bir karıştırayım. İyice karıştırıyorum.
hemen suyuma ekliyorum. Yarım su bardağı su. Bu pişmesi için. Su da pişecek çünkü. Tuzumu da ekliyorum. Bir tepeleme çay kaşığı tuz. Baharatımı ekliyorum. Bir çay kaşığı da baharat ekleyeceğim. Biz çok baharat kullanmıyoruz. Çünkü eşimin midesi biraz hassas, benim de öyle. Sadece kırmızı toz, tatlı biber, fesleğen, kekik, kişniş tarzı baharatları kullanıyoruz. Evet, şimdi sırasıyla devam edelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Yumuşatmak için. Su bardağı kaşar peynir. Biraz da üstü için kaşar peynir ayırdım. Evet, üstü için de ayrı kaşar peynir. Çok az üstü için ayırdım. Çok fazla değil. Çok az bir şey. Bir su bardağından biraz fazla yaptım. O fazla olan kısmı üstü için kullanacağım. Evet. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu sebzelerimizin üzerine ekleyeceğiz. Sebzelerimi de şöyle göstermek istiyorum size. 15 dakika haşladığım brokoli ve karnabaharlarım var burada. Buzluktan kapya biberim var. Şöyle yarım ay şeklinde doğradığım soğanlarım var. Köy biberim var. Şöyle küp küp doğradım. Bunları şöyle güzel bir harmanlıyorum. Çok güzel. Biz biraz sebzegiller bir aileyiz. Sebze yemeği çok seviyoruz, sebze yemeklerini. Şimdi sosunu ilave edeceğim. Şöyle güzelce yiyeyim. Evet, şimdi sosumuzu ilave edeceğiz. Evet. Sosumuzu da iyice dağıtıyorum. Isıttığım 170 derecede fırına, fan ayarında. Şimdi sebzelerimi göndereceğim. Bunun yanına yemek olarak ben köfte yaptım. Buzluktan çıkardım. Pratik bir hafta sonu yemeği oldu benim için. Çorba yapabilirsiniz. Tavuk yapabilirsiniz. Et yemeklerinin yanına garnitür olarak güzel bir seçenek bence. Şimdi fırınımıza salalım. Evet, fırına koydum. Şimdi 25-30 dakika pişecek. Merhaba sevgili anne. Fırından çıkardım. Önceden ısıtılmış fırında. 35 dakika sürdü benimki. Köfte yapacağım demiştim. Köfteleri şöyle bir kenara koydum. Onlar da fırında gratenle birlikte pişti. Hem de biraz et suyu da, işte yağsı da aktı oraya. Şimdi kaşarlarımı serptim. Kaşarlarımı çıkarıp sıcak sıcak serptim. Erimeye başladılar zaten. Şimdi servis zamanı. Evet, servisimi yaptım. Sebzeli gratenim, köftelerim. Ben et yemiyorum.
Kendime sebze koydum sadece. Yanına da bir miktar yoğurt çıkardım. Tuzu az kullanıyorum sevgili anne, bebeğe de verebilmek için. Ama sen bebeğin payını ayırdıktan sonra tekrar tuz serpebilirsin. Afiyet olsun.